Türkiye'de cezası olanlar, soruşturması olan, kovuşturması olan, hakkında yakalama, tutuklaması olan, cezası bölge mahkemesinde, istinafta, yargıtayda olanlar, cezası olanlar yurt dışında Türk büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına gidebilirler mi? Giderlerse neler olur? İlticayı etkileyen bir yönü var mı? Ya da bu durumda konsolosluk çalışanları nasıl davranıyorlar? Bu konuyla alakalı sizlerle edindiğim tecrübeleri paylaşmak istiyorum. Paylaşıma geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi, beğenmenizi, paylaşmanızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Evet değerli dostlar. Genelde gerek muvafakatname, vekaletname verme işlemleri ya da kimlik yenileme işlemleri, pasaport alma işlemleri, evlilik işlemleri ya da Türkiye'deki herhangi bir işlemle ilgili işler için insanlar konsolosluklara gitmek istiyorlar. Özellikle konsolosluklar normalde Türkiye'deki noterlerin ne iş yapıyorsa aynısını yapması gerekiyor. Fakat burada herkes makamının mevkisini, konumunu korumak istediği için riske imza atmıyorlar. Konsolosluklarda özellikle Yargıtay'da onanmış cezanız varsa oy kullanamıyorsunuz. Bakın cezanız onanmış ise oy kullanamıyorsunuz. Ama bunun dışında oy kullanabiliyorsunuz. Oy kullanmanız ilticayı yakmıyor. Konsolosluklardan pasaport alırsanız ilticanız bitiyor. Yani ilticanızı yakmış sayılıyorsunuz. Ülkenize giderseniz ilticanızı çekmiş sayılıyorsunuz. Diğer işlemler, kimlik, ehliyet, vekalet, işte muvafakatname işlemler noter işlemleri sayıldığı için ilticayı çekmiş sayılmıyorsunuz. Noter işlemlerini ifade eden bütün işlemler, Formül A, Formül B evraklarını alma işlemleri İlticayı çekmiş sayılmıyorsunuz. Bunlar noter işlemleri. Bu noktada yapılması gereken nedir diye baktığımızda, şimdi siz notere gittiğinizde, konsolosluğa gittiğinizde, konsolosluk sisteme TC kimliğine girdiğinde diyor ki size hakkınızda Türkiye'de dosya var, bir işlem var. Bundan dolayı ben bu durumlarda işlem yapmaya yetkili değilim diyor konsolosluklardaki memur ya da memur hanımlar. Yetkili değilim diyor. İşlem yapamam diyor. Kimisi de diyor hakkınızda bir şey varmış bir dakika şunu sileyim ondan sonra inisiyatif alıp işlemizi yapan da olabiliyor. Herkes AKP'li değil yani neticede. Kimisi hükümet yanlısı değil yani neticede herkes. Kimisi işlem yapabiliyor, yetkisini kullanıyor. Kimisi de ben diyor riske etmek istemiyor kendisini işlem yapmıyor. İşlem yapmadığı için de ne oluyor? Açıkta kalıyorsunuz. Peki ne yapabiliyorlar? Diyor ki sadece size kısıtlı vekalet vermenize müsaade edebilirim diyor. Yani o sistemde görmüş olduğu davanızla ilgili takip etmek için kısıtlı vekalet verebiliyor. İşte mahkemelerde davamın takibine, avukat tutulmasına, harçların yatırılmasına gibi o dava dosyasıyla alakalı işlemlerin takip edilmesine yönelik vekalet veriyor. Diğer muvafakatname verme, kimlik yenileme vesaire bunları vermiyorlar. Bir diğer olay da özellikle aile bileşiminde çocuklar Türkiye'de kalmışsa muvafakatname ve vekalet verme vermek gerekiyor. Bazen bunu apostilli noter vekaletiyle gönderdiğinizde kabul etmiyorlar. Nüfus idareleri işte İçişleri Bakanlığı bir genelge çıkarmış. Konsolosluktan gelen muvafakatname ve vekaletleri kabul ediyoruz diyor. Onun için sizlerin konsolosluğa gidip muvafakatname ve vekalet vermeniz gerekiyor. Ama konsolosluktan noter bu işlemi yapmıyor. Yapsa hemen Türkiye'deki vekalet ve muvafakatname verdiğiniz kişi notere gidiyor. Notere kimliği verdiğinde konsolosluktan vekalet verildiğini görmüş oluyor. Hemen noter imza kaşe yapıp size o muvafakatnameyi ve vekaleti veriyor. Ama hakkınızda işlem olduğu için bunu yapmıyor. Peki bunun için ne yapıyor başvurucular? Alternatif çözüm olarak ticaret ettikleri ülkedeki o ülkenin Almanya'daysa Almanya'daki notere gidiyor, Alman noterine gidiyor. Muvafakatname ve vekaletname oradan verip Türkiye'de işte bunu insaf sahibi memurlara ikna edip işletmeye çalışıyor. Yoksa memurlar şu an noterlerden verilen apostilli vekalet ve muvafakatnameleri özellikle çocuklara yönelik pasaport ve kimlik işlemlerinde kabul etmiyorlar. Ama diğer işte tapu, ev, araba vesaire banka işlemleriyle ilgili dava dosyalarıyla ilgili muvafakatnameleri, vekaletnameleri kabul ediyorlar değerli dostlar. Özellikle bazı konsolosluklar güvenli ülkelerde çok sorun yok. Öyle hırgür çıkarana çok rastlamadık. Üçüncü dünya ülkelerinde bazı ülkelerde yani o da sizler de zaten o ülkeleri biliyorsunuzdur. Bazı ülkelerde provokatör konsolos çalışanları olabiliyor. Onlar bu noktada
gelen başvurucu pasaportunu el koyabiliyor, pasaportunu denebiliyor, pasaportunu iptal edebiliyor, tartaklayabiliyor. Ama bunlar Avrupa'da ben rastlamadım. Fakat güvensiz ülkelerde bu tarz vakalar olabiliyor. Ama Avrupa'da hani konsolosluğa gittiğinizde çok öyle bir şey yapıldığını da görmedim. Tedbirli ve temkinli olmak istiyorsanız bu sizin tabii ki tercihinizdir. Bu noktada çok yapılabilecek bir şey yok. Bir de ilticasını çeken ya da artık bıkan, Türkiye'ye gitmek isteyenler pasaport yerine geçen Türk konsolosluğundan seyahat belgesi alabiliyorlar. Bu seyahat belgesiyle Türkiye'ye gidebilirler. Sorun yok yani. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.